Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çemberin analitiği sorularına bakacağız. Çıkmış sorulara. Yine 2014'ten bu yana olanlara göz atalım beraber. Sizin için düzenledim bu soruları. Bakalım şimdi. Dik koordinat düzleminde x eşittir 3, x eşittir eksi 4 doğrularının x kare artı y kare eşittir 25 çemberini kestiği noktaları köşe kabul eden kirişler dörtgenin alanı nedir? Şimdi hemen bir hatırlatmayla başlayalım. Bir kere bizim merkezimiz, çemberin merkezi örneğin A'ya B ise, yarı çapta R ise bizim formülümüz hemen şu şekilde yazmamız gerekiyor. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare. Bu genel çember denklemidir. Şimdi burada X kare artı Y kare eşittir 25 ise ki burası sıfıra sıfır merkezine sahip. Çünkü sadece X ve Y var. Yarıçapta 25 nedir? 5'in karesi olduğu için buradan da R'si de 5 olan genel çember denklemidir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki hemen bunları bir koordinat düzleminde gösterelim. Şimdi şöyle bir koordinat düzlemi çiziyorum arkadaşlar. Yarıçap 5 birimse şuralardan seçelim mesela. Örneğin bir tane çember çizeyim önce. Bu çemberimizin 5, 5, eksi 5, eksi 5. X kare artı y kare eşittir 25 olan çemberimiz olur. X eşittir 3. Şurası pozitif yönlü. X eşittir 3 doğrusudur. Eğer 3'ten geçtiğini söylersek x eşittir 3 doğrusudur. X eşittir eksi 4 doğrusudur. Şuranda eksi 4 olduğunu söylersek arkadaşlarım eksi 4'ten geçen x eşittir eksi 4 olduğunu söyleriz. Şimdi kesiştiği yerleri diyor ki bana kesiştiği yerleri köşe kabul eden neyi bul bana diyor. Kirişler dörtgenini hesaplayın diyor bana. Peki bu kirişler dörtgenimizin hemen dikkatinizi çeken ilk özellik yüksekliği belli midir? 0'dan eksi 4'e 4 birim. 0'dan 3'e 3 birim. Dolayısıyla yüksekliği nedir burada? 7 birim. Yüksekliğini biliyorum. Eğer şu üst taban ve alt tabanı da bulursam alanını hesaplayabilirim. Peki üst taban ve alt tabanı ben bulamaz mıyım? Şöyle bulurum. Bakın bu nokta aynı zamanda eksi 4'ten yola çıkan şu nokta çember üzerinde midir? Çember üzerindedir. Çember denkleminde x gördüğünüz yere eksi 4'ü yazarsanız çember denklemi neydi? X kare y kare 25. Eksi 4'ün karesi 25. 16 6 y kare 25 ise y kare eşittir 9'dur. Y eşittir artı eksi 3'tür. Yani şu nokta örneğin şurası 3'e gidiyor. Şurası nereye gidiyor? Eksi 3'e gidiyor. Yani şu iki eşit parçaya zaten ayrılmış. 3 birime 3 birim diye ayrılmış. O zaman bu taban 6 birim. Aynı mantığı diğeri için uygulayalım. 3 noktasını uygularsak x eşittir 3 için dersek aynı şeyi burası için uygularsak 3'ün karesi 9 artı y kare eşittir 25. Y kare ne çıkacak? 16. Y eşittir artı eksi 4. Yani burasının gittiği yer eksi 4. Şuranın gittiği yer artı 4. Yani 4 birime 4 birim. Dolayısıyla şurası ne yapacaktır? 8 birim. Dolayısıyla bizim kirişler dörtgenimizin tabanları 6 artı 8 tabanları bölü 2 çarpı yükseklik. Yani o da neydi? 7. Bana neyi vermesi lazım? Alanı vermesi gerekir mi? Verir. 6, 8 daha nedir? 14. 14'ü 2'ye bölü 7. 7 kere 7 ne olacaktır benim alanım burada? 49 doğru cevaptır diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Dik koordinat düzleminde merkezleri sırasıyla 9'a 0, 13'e 0 olan ve orijinden geçen iki çember veriliyor. Sonra büyük çemberin küçük çembere önce bu çemberleri benim çizmem gerekiyor arkadaşlarım. Peki hemen bir koordinat düzlemi çizelim. Şuraya y, şuraya x diyelim. Orijin burası. Şimdi merkezleri biri 9'a 0. Şurası 9. Şimdi merkezi 9'a 0 ise 0'dan başlıyor demek ki. Orijinden de geçecek ya bu. Hem orijinden hem merkezi 9 ise o zaman bunun yarıçapı zaten kaç birim olması gerekecek? 9 birim. 9'a 9 atıyorum. Şurası da 18 olsun. 18'den şuradan geçen bir çemberim var.
Şöyle ben biraz o zaman büyük olacak çemberler ama olsun. Şöyle mesela bunu çizebilirim. Merkezi 9 olan, yarıçapı 9 birim olan bir çember. İkinci çemberim de diyor ki bana bu sefer yine orijine değecek ve merkezi bu sefer ne olacak? 13. 9 ile 18 arasında şurada bir yerde olsun 13. Merkezi 13 birim. 13'e 13 yani 26'ya denk gelecek. 26 da şurada bir de olsun. O zaman bu da 26'dan geçen diğer çemberim. Tam güzel olmadı ama olsun. Şöyle kabataslak göstermiş olalım. Evet şu çember. Şimdi iki çemberimi çizdim. Bu bunun merkezi. Bu da diğerinin merkezi. Sonra büyük çemberin küçük çembere teğet neresi orası? Bakalım. Büyük çemberin küçük çembere teğet ve y eksenine paralel olan kirişi çiziliyor. Ha, büyük çemberin teğetini çizeceğim. O teğet de küçük çembere değecek. Teğet olacak. Yani şu kısımdan olacak. Y eksenine paralelse benim bunu bu şekilde çizmem gerekiyor. Ve buna da ne olması gerekiyor? Paralel olması gerekiyor. Ben bunu paralel şekilde buna bir teğet çiziyorum. İşte benim doğrum teğet olan doğru budur. Bana çizmemi istediği doğru budur. Peki. Biliyorsunuz ki teğet ile çember birbirine teğet ise diktir. Kirişin uzunluğu kaçtır? O zaman şuraya A, şuraya B dersem benden istediği şey AB uzunluğu nedir? Peki arkadaşlar bakalım şimdi. Şimdi değerli arkadaşlarım nasıl yapabiliriz? Burası 18 birim, burası 13 birim, şurasının 5 birim olduğunu söyleriz. Bana şuranın uzunluğu lazım. Bu teğet olduğuna göre iki eşit parça ayrılmış. Herhangi bir tanesinin uzunluğuna x dersem şu x'in bir tanesini bulmam yeterlidir. İstersem şurayı birleştiririm, bir üçgen elde ederim. İstersem burayı birleştiririm, yine bir üçgen elde edebilirim. Ben şurayı birleştiriyorum direktmen uzatmadan. Şurası 13'ten 18'e 5 birim. Burası kırmızıyla çizdiğim çemberin merkeziydi. Ve merkezden çembere giden şu doğru yarıçap olacağından yarıçap 13 birim midir? Burası da 13'tür. O zaman şu üçgene baktığınızda 5, 13 varsa diğer kenarı ne olması gerekiyor? 12, 5, 12, 13 özel üçgendir, değil mi? O zaman burası 12 ise burası da 12 birimdir. Benim teğetimin uzunluğu o zaman ne yaptı arkadaşlar? AB uzunluğum 12 artı 12'den 24 birim teğetimin uzunluğu olmuş oldu. Evet, devam ediyorum. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare eşittir 26. Yani yarıçapı kök 26 olan çemberin 6 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yarı denklemi nedir? Şu çemberi bir çizmem lazım öncelikli olarak. Merkezi bu çember ne demektir? Merkezi 0'a 0 yani orijin. Yarı çapı da kök 26 demektir. Tam olmasına gerek yok. Merkezi burası olacaksa hemen bir tane çember çiziyorum arkadaşlarım. Şurası orijin 0'a 0. Yarı çapı da kök 26. O zaman şuradan şuraya kadar olan kısım kök 26. Kök 26. Eksi kök 26, eksi kök 26 diyebiliriz. Şimdi diyor ki bana kirişleri 6 birim olan her bir yerden 6 birim uzunluğunda kirişler çekelim. Şöyle gelişi güzel çektim. Bu kirişlerden her bir tanesinin uzunluğu 6 birim. Şimdi merkezi orijin olduğuna göre bu kirişi orijin tam ortadan bölecek midir her zaman? Hepsinde de bölecektir. Yani bir tanesinin uzunluğu 6 birimse burayı kaç kaç diye bölecektir? 3 birim, 3 birim diye bölecektir. Bu da tamam. Sonra ne diyor bize başka ne demiş? Bu kirişlerin geçtiği noktaların geometrik yer denklemi. Şimdi şuradan geçiyor, şuradan geçiyor, şuradan geçiyor, şuradan geçiyor. Şu noktalardan bir tanesini bulmaya ihtiyacım var. Yani şurası acaba x dersem kaç birimdir? Burayı nasıl bulabilirim? Hemen şu mantığı kullanıyorum. Merkezden çembere çizdiğim yer yarı çaptır. O da kök 26 demektir. Şu üçgene baktığınızda şöyle bir üçgen çıktı karşıma bakın. Şurası x, şurası 3, şurası da ne? Kök 26. Pisagor yaparsam x'i bulur muyum? Bulurum. X kare artı 9 eşittir 26'dan. X kare eşittir ne çıkacaklar arkadaşlar? 17. X eşittir kök 17. Dolayısıyla bu nokta neymiş? Kök 17. O zaman burası da kök 17. Burası eksi kök 17. Burası da eksi kök 17. Peki bu noktaların geometrik yer denklemi demek aynı mantıkla çember gibi düşünürsek, aslında şuralardan geçen bir çemberi temsil eden geometrik yer denklemidir. Odur. Merkezi aslında şunu diyor bana. Merkezi 0'a 0 ve yarıçapı kök 17 olan
Çember denklemi nedir diye soruyor bana aslında. O zaman x kare artı y kare eşittir kök 17'nin karesi nedir? 17'di. Yani cevabımız hangisinde var? Cizre'de var diyebiliriz değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. 2017 sorusu. Bakalım. Ne demiş bize? Yine koordinat düzleminde 0'a 10 noktasına geçen bir çember x eksenine 20'ye 0 noktasına teğettir. Çemberin yarıçapı kaçtır? Hemen şekile dökmem gerekiyor. Havada kalmaması için. Şimdi noktalarımı yerleştiriyorum. 0'a 10 noktası. Örneğin şurada bir nokta. Şimdi bir çember çizeceğim. Bu y'yi herhangi bir 10 noktası yerini tam çizmeden önce çemberi çizeceğim de ondan şey yapayım. Bir yerde kesecek ve 20'ye 0 noktasında da x ekseninde olacak? Teğet olacak. Şimdi x ekseninde bir noktada teğet olsun. Ben çemberi yerleştirmek istiyorum önce. Ona göre konuşalım. Şöyle mesela ben evet tam güzel olmasa da olduğu kadar. Şimdi bu nokta 20'ye 0. Çünkü neymiş burada? Teğetmiş. Bakın ne diyor? 20'ye 0 noktasında x eksenine teğettir. Ne diyor bir de? 0'a 10 noktasından geçen diyor. Şurada geçtiği nokta da ne noktasıymış? 0'a 10 noktası. Şöyle de gösterebiliriz. 0'a 10 noktası. Çember geçiyor. Merkezi nerede bunun? Merkezi nerededir diye sorarsanız. Şurada bir yerde merkez var tabii ki. Merkezi olsun burada bir yerde. Bu çemberin yarı çapının kaç olduğunu soruyor bize. Şimdi arkadaşlarım bakın. Bir kere merkezden teğete indirdiğim zaman dik olur. Doğru mudur? Ve burası bunun neyidir? Yarı çapıdır. R'dir. Aynı zamanda şuradan şuraya da çizersem burası da yarı çap olur mu? Bu da olur. Peki bir üçgen elde edebilmek adına şunu çiziyorum. Şurası 10 birimi. O zaman burası da 10 birim olacaktır. Buranın tamamı R idi. Burası 10 birimse şuraya ne kaldı arkadaşlarım? R eksi 10 kaldı. Aynı mantıkla burası 20 idi. Şurası ne oldu o zaman? 20. E bakın şu üçgene baktığınızda bir Pisagor yapılamaz mı bu üçgende? Yapılabilir. Yani R eksi 10'un karesi artı 20'nin karesi eşittir R kare. Açıp bakalım R kare eksi 20 R artı 100 artı 400 eşittir R kare. R kadar gidiyor. 20 R eşittir 500. R eşittir 25. Ne oldu çemberin yarıçapı? Zaten onu sormuş bize 25. Bu kadar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 2018'e geldik şimdi. Ne demiş 2018'de? Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 12'ye 0, diğerinin merkezi 0'a 9 olan çemberler 4, 6 noktasında sadece 4, 6 noktasında kesişmektedir. Bu ne demek? Sadece bir noktada kesişiyorsa iki çember birbirine teğet demektir. Hemen önce bir çizeyim. Beraber bakalım. Şimdi bir tanesi 12'ye 0. Merkezlerini yerleştirmeden önce yine çemberleri çizmek istiyorum da. Bir tanesinin merkezi 12'ye 0. Düşün şöyle bir çember geçecek buradan. Bir tanesi de merkezi 9 olacak. O da şöyle bir çember geçecek. Bunlar da bir noktada 4, 6 noktasında atıyorum 4'e 6'da şöyle bir yerde. İki çember birbirine sadece 4, 6'da kestiği için bir nokta kesiyorsa teğet demektir. Nerede? 4, 6'da teğet demektir. Hemen çemberlerimi yapmak istiyorum. Şimdi şurası 9 olsun. Bu 9 olan çember şuradan çizeyim. Evet. Şurası 9, merkez 9 olan bir çember. Bir de buna teğet olan başka bir çemberim var. Onu da şöyle göstereyim ki. Merkez bunun da neymiş? 12'ye 0. Demek istediğim şimdi daha iyi anlaşılıyor galiba. Merkezi 9 olan bir çember var. Merkezi 12 olan diğer bir çember var. Sadece bir noktada teğet olmaları gerekiyor. Ve teğet oldukları bu noktaların da teğet oldukları noktalarında 4'e 6 olduğu söyleniyor. Şu noktanın 4'e 6 noktası olduğu söyleniyor. Sonra diyor ki bu çemberlerin orijine en yakın olan noktalar arasındaki uzaklık. Şu çemberin orijine en yakın olan noktası burasıdır. Bu neyse A diyelim buraya karışmasın. Bu uzaklık da B'dir. Bu noktalar arasındaki şu 1 ve şu 2 nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Yani aslında benden istediği şey şu x uzaklığıdır. Burası kaçtır diye sormuş bana. Hemen yerleştirmelerimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlarım, şimdi bakalım. Önce bunların yarıçaplarını bulmam gerekiyor. Burası bunun yarıçapı mıdır? Evet.
4'e 6 noktası olduğu için şurası ne demektir? 6 demektir. 12'den 4'e de şurası ne demektir? 8 demektir. Bakın şu üçgende ne çıktı? Özel üçgen. 6, 8, 10. Demek ki benim bu üçgenimin yarıçapı neymiş? 10'muş. Merkezi 12 ise ve yarıçapı 10'sa şu nokta 2 olması gerekmez mi ki şurası 10 birim olsun yarıçapı? Bu nokta 2. O zaman şu mesafe 0'dan 2'ye şu mesafe 2 midir arkadaşlarım? 2'dir. Bakın üçgenimin şurası orijin, burası 2 ise şuranın ne olduğunu söyleriz? 2 birim olduğunu söyleriz. Aynı mantığı diğeri için kurguluyorum. Şunu şöyle çekersem. Şurada bir üçgenim oluşuyor. 9'dan 6'ya şurası 3'tür. Burası 0'dan 4'e şurasını verir 4'tür. 3, 4, 5 üçgeni midir burası da? Demek ki bunun yarıçapı da 5'miş. Merkezi 9 ise 9'dan 5'e 5 birim gidersem şurası ne olması gerekiyor? 4. Yani şu A uzunluğunda neymiş? 4. O zaman şurası 4 ise bu uzunlukta neymiş? 4 birim. O zaman bu üçgenimde bu iki nokta arasındaki uzaklık yani x'i soruyordu bana. Pisagor yapıyorum. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. 16 artı 4'ten 20. O zaman x nedir? Kök 20. O da nedir? 2 kök 5'tir. Değerli arkadaşlarım. 2018'in AYT'sinde çıkmış soru. Korkmayın bu sorulardan. Zevklidir. Yapılabilir. Ve 2000... Dik koordinat düzleminde x artı y eşittir 4. Doğrusu ile iki eş parçaya ayrılan çember x ekseninin tek noktada y ekseni ise iki farklı noktada kesmektedir demiş. Şimdi x artı y eşittir 4 doğrusu hemen şunu söyleyelim. X'e 0 verdiğiniz zaman y'si 4 yani 0'a 4 noktası. Y'ye de 0 verdiğiniz zaman x'i 4 olacaktır. 4'e 0 noktası. Yani x eşittir 4, y eşittir 4 noktasına kesen bir doğru demektir. Bu dursun burada. Sonra ne diyor? X ekseninin tek noktada, y ekseni ise iki farklı noktada kesmektir. X ekseninin tek noktada kesiyorsa, x ekseni ne demektir arkadaşlar? Teğet demektir. Y eksenini de iki farklı noktada kesmiş. Okey. Çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 4 birim olduğuna göre çemberin çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi hemen çizmem gerekiyor öncelikli olarak. Daha iyi anlayabilmemiz için soruyu. Şuraya y, şuraya x diyelim. Pardon, şuraya y, şuraya x diyelim. Şimdi arkadaşlarım, bir çember çizeceğim. X eksenine teğet olacak. Y eksenini de iki farklı noktada kesecek. Örneğin şurada teğet olduğunu varsayarsam şöyle mesela bu çemberi ben çizdiğim zaman şöyle bir çember olsun. Şimdi çizimi iyi yapmam gerekiyor. Soruyu iyi anlayabilmek için. Şimdi bir merkez olacak. Şurada bir yerde merkezim olsun. Şurası merkez olsun. Şimdi bu doğruyu çizeceğim. X'e 4, Y'ye 4'ten. Bu doğru nasıl bir doğrudur? Mantığını kuralım önce. Bu doğru X'e 4, Y'ye 4'ten geçen böyle bir doğrudur. Bu doğruyu çizeceğim. Ama iki eş parçaya ayırdığına göre tam merkezden geçmesi gerekiyor buranın. Yani bunu nasıl şöyle tam merkezden geçirecek şekilde yani denk getirebilir miyiz? Biraz zor oluyor ama evet böyle olsun. Merkezde şurası olsun. Fark etmez. Tam üstünde olduğunu varsayalım. Şurası 4. Şurası da 4 olacakmış. Şimdi devam ediyorum. Merkezden teğete indirdiğim şu kısım diktir ve burası yarıçaptır r'dir. Merkezin noktalarına x dersem ki bu merkez eğer bu doğrunun üstündeyse x dersem y'si ne olur diye düşünürsek x'i karşıya attığımda y'si de 4 eksi x olur diyebilir miyim? O zaman x'e 4 eksi x'tir derim. Yani şurayı uzattığımda şu şekilde şu kısmında ne olduğunu söylerim. 4 eksi x olduğunu söylerim. Aynı zamanda bir şey daha var. Burası merkez. Kirişe dikme indiği zaman kirişi iki eşit parçaya böler. Kirişi iki eşit parçaya böldüğü için kirişin uzunluğu da 4 birim. İki nokta arasındaki uzaklık 4 birim diye kiriş demek o. Uzaklığı 4 birim. Yani yarısı şurası ne olacaktır mesela? 2 birim olacaktır. Peki 2 birim olacaktır. Başka bir renge geçeyim. Şimdi şurada bir üçgen oluşturacağım ki bir Pisagor bir şey yapabileyim. Şimdi şunu şöyle çizdiğiniz zaman bu da yarıçaptır doğru mu? Peki şu merkezi x ise burası x noktası demiştik. Şurada 0 ise buranın x uzunluğu var demektir. O zaman şu uzunluk da x demektir. Tamam. Sonra aynı zamanda şuradan yola çıkalım. Burası x'e 4 eksi x'e mi gitti dedik? 4 eksi x'e. 0'dan 4 eksi x midir burası? Evet. O zaman bu zaten yarıçap değil miydi? Demek ki bunun zaten yarıçapı neymiş? 4 eksi x'miş. Bunu burada tutalım. Dolayısıyla buraya nedir o zaman? 4 eksi x'tir. Şimdi şu üçgende Pisagor yaparak x'i bulamaz mıyız burada? Bulabiliriz.
Diyeceğiz ki 2'nin karesi artı x kare eşittir 4 eksi x'in karesine. 4 artı x kare 16 eksi 8x artı x kare. X kareler gitti. 8x eşittir 12. X eşittir 12 bölü 8. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2. X 3 bölü 2 ise yarı çapı nedir? 4 eksi 3 bölü 2 demektir. 8 eksi 3 5 bölü 2 yapar. Yarı çapını bulduk. Neyi soruyor bana? Çevresini soruyor. Bitti sorumuz. 2 pi r değil midir çevre? 2 çarpı pi çarpı r'sine 5 bölü 2. 2'ler gider. O zaman çemberin çevresi ne yapacaktır? 5 pi yapacaktır. Değerli arkadaşlar, cevabımız o zaman ne oldu? 5 pi diyoruz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.